fx 3x artı 1 olduğuna göre f 2 x eksi 1 artı fx artı 1 ifadesinin eşiti nedir denmiş. Ne yapacağız? x gördüğümüz yere arkadaşlar f 2x eksi 1 olması için x gördüğüm yere bakın 2x eksi 1 yazıyorum. Haliyle burası da 3 parantezinde 2x eksi 1 artı 1 oldu. 3 kere 2 6x eksi 3 artı 1 daha eksi 2 oldu. f x artı 1'e bakalım. Orada da x gördüğüm yere x artı 1 yazıyorum. Haliyle 3x artı 3 artı 1'den 3x artı 4 oldu. Bunların toplamlarına bakalım. 6x 3x daha 9x artı 2. Böylece cevabımız e şıkkı arkadaşlar. Bileşikli fonksiyon sorusu gibi görmemek lazım bunu. Fgx arkadaşlar. 2gx artı 5 verilmiş ya. Neyi yapmamız lazım burada şimdi? Burada Parantez içinde gx var. Burada da gx var. Size mesajı şu yani. İçeriye ne yazarsanız yazın. iki katının 5 fazlası olarak çıkmış. Pozisyonu bir makine gibi düşünmeniz lazım. İçine süt atıyorsunuz peynir çıkıyormuş gibi. Burada da o yüzden gx bir sembol. gx yerine x, t, k, l her şey yazılabilir. Çünkü olduğu gibi dışarı çıkmış. gx başka bir şeye dönüşmemiş. Burada kendi haliyle çıktığı için. Böylece f2 eşittir 2 çarpı 2 4 artı 5 eşittir 9. Soru çözdükçe bu mantığı anlayacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Sabırla güzelce soruları çözmeye devam edin. F4 x eksi 1 x üzeri m eksi 7 f7 eşittir 25 denmiş. Parantez içinde arkadaşlar ne var? 4 x eksi 1. O zaman orayı ne yapmamız gerekiyormuş? 7. Böylece x 2'ymiş. x yerine 2 yazmalıymışız. Böylece anladık. Haliyle artık ne diyeceğiz? F 2 kere 4 8 eksi 1'den 7 oldu gerçekten. x yerine 2 yazdık. 2 üzeri eksi 7 kaçı eşitmiş? 25'e. 2 üzeri m buradan 32. m 5 oldu arkadaşlar. Bu şekilde e şıkkı. M 4 bölü x, M x bölü 4 toplamları x'e eşitmiş. Şimdi 1 elde etmeye çalışacağız. 1 olması için x'e kaç vermemiz gerekiyor? 4. x'e 4 verdiğinizde 4 bölü 4 artı m 4 bölü 4. Böylece x yerine 4 yazdık bakın. m 1'den 2 tane oldu gördünüz mü? Ve 2 tane m 1 eşittir 4 olduğundan m 1 böylece 2 olmuş oldu arkadaşlar. B şıkkı fx x küp eksi 4 x kare artı 4 x artı 1 denmiş. x küp çarpı f 1 bölü x nedir diye soruluyor. Ne yapacağız? Önce f 1 bölü x'i bulmak için x gördüğümüz yere 1 bölü x yazacağız. Yazıyorum bakın f 1 bölü x. 1 bölü x'in kübü sonra eksi 4 bölü x kare artı 4 bölü x artı 1. Sonra ne yapacağız? Böyle her iki tarafı x küple çarpacağız x küp x küp birbirini götürür 1. Bir. x küp x kare x küpün x kare bölümü nedir? x'tir. Eksi 4x olur. x küpün x'e bölümü nedir? x kare 4x kare. x küple de 1'i çarparsak x küp oldu arkadaşlar. Böylece x küp artı 4x kare eksi 4x artı 1 e şıkkı. fn eşittir 4fn eksi 1 artı 2. N'ye arkadaşlar 1 verirsek neden 1 verdiğimi söyleyeyim. 0 verilmiş size. Kaç soruluyor? 3 soruluyor. O zaman arttırarak gideceğim. N ye gördüğüm yere 1 yazacağım. F1 eşittir 4. F0 artı 2 diyeceğim. Sonra bak F2 eşittir 4. F1 artı 2 diyeceğiz. N ye yerine arkadaşlar 2 yazarak. En sonunda da N ye yerine 3 yazarak 4. F2 artı 2 olduğunu göreceğiz. Şimdi F0 1. 4 artı 2'den F1 6 oldu. F1 6 olduğuna göre 4 kere 6 24 2 daha 26 oldu. Buraya 26 yazarsak 26 çarpı 4 104 2 daha eklersek 106 B şıkkı oldu. Sayılar çok fazla olmadığı için tek tek deneme şansımız oldu. Böyle olmayan taraf tarafa toplamamız veya çarpmamız gereken sorularda oluyor. Onlarda da görürsünüz zaten. Bir fonksiyon tanımlanmış. İlla hep böyle fg g edecek hali yok ya. Böyle bir kutu içine, kare içine, dikdörtgen içine x konmuş. Dışarı x kare artı 2 çıkmış. Bunu şöyle düşünebilirsiniz tabii ki. fx eşittir x kare artı 2. Olay bu arkadaşlar. Böylece fx artı 4 ne olacaktır? x artı 4'ün karesi artı 2. Sonra f x artı 2 ne demektir? x artı 2'nin karesi artı 2. Bunlar birbirine eşitmiş. Böylece 2'ler gider. x artı 4'ün karesi x artı 2'nin karesine eşitse al her iki tarafın karesini. x kare artı 16 artı 8x x kare artı 4x artı 4 x kareler gitti. 4x eşittir eksi 12'den x eşittir eksi 3 oldu arkadaşlar. B şıkkı geldi. F2 üzeri x eşittir. 8 üzeri x eksi 4 üzeri x artı 1 10 olduğuna göre F3 nedir? Evet bunlarla böyle uğraşacağımız sorular var arkadaşlar böyle. X yerine ne yazacağınızı tabii ki kestiremezsiniz. Burada logaritmayla çözecek halimiz yok soruyu. Ne diyeceğiz? F 2 üzeri x. 2 üzeri x'in kübü. Hata yapmamak için şu kenarda da 4 üzeri x artı 1'i şöyle yazın bence. 4 üzeri x çarpı 4 diye. Böylece 2 üzeri x'in parantez karesi çarpı 4 diye yazmış olursunuz. Artı 10. Haliyle 2 üzeri x bakın hep aynı. O zaman içeriye ne girerse girsin. Kübü sonra x kare olarak 4 katı ve artı 10 olarak çıkmış. Böylece f3 3'ün kübü 27. 3 kere 2 9 36 artı 10. 37 eksi 36'dan 1 geldi arkadaşlar. A oldu. Yukarıda verilen sayılar, fonksiyonlar boşuna verilmiş değil arkadaşlar. Onları değerlendirmeniz lazım. Bazen direkt yazarsınız çıkar. Bazen de acaba onları ben nasıl elde edebilirim dersiniz. Burada direkt yazınca oluyor. X yerine eksi 1 yazın bakın. 1 artı f eksi 1. E bu ne demek şimdi? F eksi 1 soruda 1 verilmiş. 1 artı 1'den g2 oldu. Eşittir diyebiliriz artık devam ederiz. Sonra diğerini halledeyim. G bakın x yerine 2 yazıyorum. G4 artı f2. Şimdi f2 ne verilmişti? 3. Böylece 4 artı 3'ten g7 oldu. Benden istediği zaten g2 g7 değil mi? G2 için x yerine ne yazdık? Unutmayın burada ilk etapta eksi 1. 6 çarpı f eksi 1 Eksi 1 oldu. F eksi 1, 1'di. 6 eksi 1'den G2'yi 5 bulduk. G7'yi bulmak için X'leri de ne yazmıştık? Başlangıçta 2. Haliyle 2 yazınca 6F2 artı 2 eşittir. Buradan F2'yi zaten 3 biliyorduk. 6 çarpı 3 18, 2 daha 20 oldu. Toplamları sorulmuş bunların 25C şıkkı. Bu fonksiyonlar verilmiş. f-8, f-13 nedir diye soruluyor. f-8 için x'e kaç veriyoruz? Eksi 8. Eksi 8, eksi 1'den küçük. O zaman diyor ki x yerine eksi 8 yazdığında eksi 8 artı 4'ten bu f 4'e eşit oluyormuş. Şimdi geldim f 4'e. f 4 yine x eksi 1'den küçük. E o zaman yine f x artı 4 olacak. f 4 artı 4'ten f 0 oldu. f 0 için ne diyeceğiz? Eksi 1 ile 2 arasında olduğu için f0 arkadaşlar 0 artı 2'den f2'ye eşit oldu. Böylece f2 de arkadaşlar 2'ye eşit olduğu için x yerine artık yazabiliriz. 3 çarpı 2 artı 2'den 6 2 daha 8 gelmiş oldu arkadaşlar. Aynı şeyi f 13 için de yapacağız. f 13 eksi 1'den küçük o yüzden f 9 olacak. Eksi 9 yine 4 eksi 1'den küçük f 5 Aynı şekilde f-1 4 daha arttırdım bakın. f-1 2 arasındayken f-1 artı 2'den f1'e eşit. f1 de arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 çarpı 1 a f1 hala arkadaşlar olmadı. 2'den büyük veya eşit siliyorum bunu. f1 için ne diyeceğiz? 1 ile 2 arasında olduğundan dolayı f 1 artı 2'den f3 diyeceğiz. Evet şimdi artık x 2'den büyük oldu. 3 çarpı 3 artı 2. 9 artı 2'den 11. 8 daha 19 a şıkkı oldu. Soru bitti. İsteyen için bir ek yapayım. Şöyle deseydi arkadaşlar bize f eksi 135 nedir diye sorsaydı ne yapacaktık? Diyecektik ki arkadaşlar Eksi 135 için sürekli 4 mi ekleyeceğim? Hayır. 135'in 4 ile bölümünden kalana bakacağım. Neden? Periyodu 4. 4, 4 artıyor. 135'in 4 ile bölümünden kalan nedir? 1'dir arkadaşlar. Böylece, şey pardon, 3'tür arkadaşlar. Haliyle f eksi 3 olacak. Buna da bir 4 ekleyeceğim. F1 olacak. Bu şekilde büyük sayılar verilirse periyodu atlamayın. 4'te bir başa dönüyor deyip 4'ün katları şeklinde gider. Kalanı bulup yerine yazabilirsiniz x kare artı x artı 2 fx fx artı 2 eksi fx artı 1 de gx verilmiş. g1, g2, g3, g onların aritmetik ortalaması ne demek? Topla 10'a böl demek. Buna göre şöyle bir yapalım bakalım. g1 arkadaşlar neye eşit olacak? f3 eksi f2 güzel. Bak şimdi bir şey gelecek buradan. g2 f4 eksi f3. Sonra G3 F5 eksi F4 nokta 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 G10 eşittir F12 eksi F11 taraf tarafa toplamam lazım çünkü zaten G1 G2 G10'ların toplamının aritmetik ortalamasını alacağız. Burada F3'ler gidiyor F4'ler gidiyor F5'ler gidiyor en sona F11'ler gidecek ne kaldı G1'den nokta 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 G10'a kadar olan sayıların toplamı F12 eksi F2 oldu. F12 yerine yazarsak 144 şu kenarda yapayım. 144 artı 12 artı 2. Böylece 144 14 daha ne olmuş oldu? 158. Buraya 158'i yazalım. F2 ne? 4 artı 2 artı 2'den 8. 158 eksi 8'den 150 oldu. Bu toplama T diyeyim. Toplam 150 olduğuna göre aritmetik ortalama neydi arkadaşlar? Toplam 150. Kaç sayı var? 10 tane. 10'a böleceğiz. Böylece 15 bulduk. Değişiklik oldu. Hangileri F A artı B eşittir? F A çarpı F B eşitliğini sağlar. Yerine yazabilirsiniz. Burada e dersiniz ki F A artı B birincisi için. F A artı B ne olur? 3 a Artı B değil mi? Bakalım bu F'a çarpı F'b'ye eşit mi? F'a arkadaşlar neye eşit? Soru işareti yapalım. F'a 3a'ya eşit. Fb neye eşit? 3b'ye. Çarptık. Peki 3 parantezinde a artı b 3a çarpı 3b'ye eşit oldu mu? Hayır. Birincisi yanlış geldi. İkincisine bakalım. F a artı b ne demektir? 3 üzeri a artı b demektir. Peki... Burada şimdi soru işareti. FA çarpı FB'ye eşit mi bakalım? FA arkadaşlar 3 üzeri A. FB 3 üzeri B. Gerçekten 3 üzeri A artı B 3 üzeri A çarpı 3 üzeri B'ye eşittir. Doğru oldu arkadaşlar. Son hamlemiz x küp. Bu zaten hani olmayacağı belli de yine de yazalım. Bakın şimdi x gördüğüm yere ne yazacağım? A artı B. A artı B'nin kübü. Şimdi FA arkadaşlar A küp, FB B küp. A küp çarpı B küp. A artı B'nin kübüne eşit olabilir mi daima? Böyle bir şey var mı? Yok. Dolayısıyla bu da yanlış oldu. Yalnız iki cevabımız B şıkkı. Fx eşittir. X eksi 2 çarpı eksi ax artı 12 artı x eksi 3 çarpı AX artı 6 demiş. F2, F3 sıfırdan büyük ve birisi sıfırdan küçükmüş. A'nın olabileceği değerler. F2'yi hemen bulalım. F2 arkadaşlar şurası direkt sıfır olacak 2-2'den dolayı. Burası 2-3 1. 2A artı 6 eksi 2A eksi 6. Birinciyi bulduk. Şimdi gelelim ikinciye. İkinci de x gördüğümüz yere 3 yazacağız. 3 2'den 1. Burası Eksi 3A artı 12 oldu. Burası da 3 eksi 3'den 0 geldi. Bu f 0'da şey f 3'te arkadaşlar eksi 3A artı 12 oldu. Demek ki önce şurayı çözelim. Burada 2A'yı sağ tarafa atarsak eksi 6 küçüktür 2A'dan eksi 3 küçüktür A oldu. Sonra bir de burayı çözersek 3A küçüktür 12'den A küçüktür 4 geldi. Demek ki A arkadaşlar eksi 3 ile 4 arası oldu. Eksi 3 ile 4 arasında kaç tane sayı var? 4 eksi eksi 3 7. Bir daha çıkarırsak 6 tane sayı var. Dahil olmadığı için bir daha çıkardım. C şıkkı. FA eşittir A ne demek arkadaşlar? Onu yorumlayalım. İçeriye yazdığımız şey aynen dışarıya çıkmış. Yani sakın şöyle bir şey yapmayın. Burayı A, yapmaya çalışmayın. Şunu diyeceksiniz. İçeriye yazdığınız şey aynen dışarıya çıkmış. Bu yorum bizi daha kolaya götürecektir. Yanlış bir yorum değil bu ama zulüm olur işlemler. Böylece x kare eksi x artı 4 eşittir. x kare eksi x artı 4'e eşit olmalıymış. Bu da aynı zamanda soruda bize x artı 7 olarak verilmiş. Bundan dolayı x kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0. Bizden sağlayan A değerlerin toplamını sormuş. Pozitif gerçek sayılarda tanımlaymış. Çarpanlarına ayıralım. x eksi 3 x artı 1 eşittir 0. x buradan 3 geldi. x buradan eksi 1 geldi. Bakalım şimdi. A dediğimiz ne arkadaşlar? x kare eksi x artı 4. Şimdi yerine yazıyorum. 3'ün karesi 9. Eksi 3 artı 4. 13 3 çıkardık. A 10 oldu. Sonra geliyorum ikinci adıma. A aynı zamanda zaten bu x kare eksi x artı 4 olmaya devam ediyor. Bir de eksi 1 yazalım. Eksi 1'in karesi artı 1 olacak. Sonra eksi eksi 1'den artı 1 artı 4'ten 6 geldi. Sağlayan değerler toplamı böylece 16 oldu. Şurada akla su, şu, şu soru gelebilir. Po pozitif sayılar dediniz hocam. Gittiniz x'e eksi 1 verdiniz. Ama zaten arkadaşlar aslında orası ne? hemen düzeltelim bakın. Hani düzeltelim derken yanlış düşünceyi düzeltelim. Zaten biz A'yı buluyoruz. Bulduğumuz A değeri burada arkadaşlar pozitif tanımlı olmak zorunda. Yoksa şimdi ben burada x kare eksi x artı 4'e x yerine sayı yazdım. Ama bulduğum şey zaten parantez içinde f fonksiyon dediğimiz şey fx'tir. Biz bir nevi parantez içine pozitif bulmuş olduk. O yüzden problem yok. Burada arkadaşlar üstler tek sayı olduğu için avantajlıyız. Bakın şimdi F2 şöyle yazdığımızda A çarpı 2 üzeri 7, B çarpı 2 üzeri 3 ve C çarpı 2 artı 3. F eksi 2 burasının eksilisi eksi A çarpı 2 üzeri 7 eksiye en başa attım. Burası eksi B çarpı 2 üzeri 3. Burası arkadaşlar C eksi... C çarpı 2 artı 3. Şimdi dikkat. Şu üst taraf 4'tü ya. O zaman bu bilinmeyenlerin hepsinin toplamı neymiş? 1. Böylece ben artık burayı neyle çarpacağım? Eksiyle. Eksi 1 oldu. Bir de 3 olduğu için toplamları 2 geldi. B şıkkı. Her x gerçek sayısında tanımlı olduğuna dikkat edelim arkadaşlar bunu. Böylece x yerine 2 yazdığımızda f2 küçüktür f6 olur. x yerine 6 yazdığımızda f6 f10'dan küçük olur. E böylece f2 f10'dan küçük oldu gerçekten doğru oldu. Şimdi gelelim f-2 kısmına. Şimdi bu mutlak kısmını hallederiz bir bakalım. f-2 4 eklersek f2'den küçük değil mi? Belki arkadaşlar bu eksi 1 bölü 2. Belki bu 1 bilmiyoruz yani. Ya da belki arkadaşlar bu eksi 2 bu 0.1. Ne kadar büyük olduğunu bilmiyorum ki. Ben bunun mutlak değerini aldığımda tamam bu yine küçük olur. Ama bunun mutlak değerini aldığımda ters olur. O yüzden buna yorum yapamayız. Belirsiz. F4 artı F8 2 tane F12'den küçükmüş. Bakalım. Şimdi burada nasıl yorumlayabiliriz? F4 arkadaşlar F8'den küçük. F8'de F12'den küçük değil mi? Haliyle şunu söyleyebilirim bak. F4 artı F8 böylece arkadaşlar F4 F12'den küçük mü? Evet. F8 F12'den küçük mü? Evet. Bunları bakın topladığımız zaman gerçekten F4 artı F8 2 tane F12'den küçük olmuş oldu. Evet 1 3 cevabımız D şıkkı.